Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bugün Sarp'la beraber, artık senin için yeni yazılışta müdürümüz falan demeyeceğim. Artık demeye gerek yok. Tamam. Sarp'la beraber Apple'ın yeni cicisi iPhone SE'yi inceleyeceğiz değil mi Sarp? Daha doğrusu şöyle bir şey var. Sarp inceledi, zaten bir Apple kullanıcısı, iPhone kullanıcısı olarak inceledi, kullandı cihazı. Sarp görüşlerini dile getirecek. Ben de arada ufak tefek kaynaklar yapacağım. Öyle görünüyor. Evet, bu güzel rose gold dediğimiz renkteki iPhone SE'yi. Kendisi 64'lüktü bu arada. Dediğim telefon. Bir süre kullandım. Birazcık vakit geçirdim. Nasılmış, nasıl değilmiş diye. Hatırlarsan seninle konuştuğumuzda ben aslında çok tepkiliydim bu telefona. Çünkü şimdi o zaman şöyle girelim. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle bu videoyu bizim bir önceki seninle çektiğimiz o 1 saatlik uzun geyik videosundan önce seyredecekler. Ama çok güzel video. Ama çok eğlenceli. O videoyu şey yazdım. Dikkat, ağır geyik içeriyor diye yazdım da insanlar şey olsun, ne derler, bilgi sahibi olsunlar. Biz o videoda şimdi sen işe başlamadan önce de biz yine Berkin'le falan birlikte yukarıda bir video çekiyorduk. Ben o videoda da bu ürüne çok yüklendim. Seninle beraber çektiğimiz videoda da ikimiz birden çok yüklendik. Tabii canım. Ama sen şimdi 3-4 günlük düzenli kullanım sonrasında SE'ye ısınmış gibi görünüyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Benim normal telefonum iPhone 6. Yani o yüzden Apple kullanıcısı sayılırım. Ama gördüğünüz üzere büyük telefon kullanan bir insanım. Ve bu telefona yaklaşık 3-4 günlük bir kullanım süresinde sahip oldum. Bir kere telefon çok hızlı. O konuda yani A9 işlemcinin nimeti diyelim. Tabii yani gerçekten 6S'in donanımını alıp içine sığdırmış olmaları müthiş bir performans ortaya koyuyor. Arka tarafta kameranın hiçbir şekilde çıkıntısı yok ki o beni iPhone 6'da en çok rahatsız eden şeylerden biri. Bir kıyaslasana iPhone 6 ile ne kadarlık bir şey var, çıkıntı var. iPhone 6 ile şöyle ben sana göstereyim, ardından ekrana doğru çevireceğim. Gayet şey ya, bu sıfır. Tabii yani. Ya iPhone SE 0, iPhone 6'da ise gayet net 2 milime yakın, yani 1 nokta küsür milim bir kamera çıkıntısı var. Kalınlıkları açısından bakarsak iPhone 6 daha ince tabii ki. Evet, biraz daha ince. Yani hem de şey, çok bariz bir şekilde biraz daha ince. O yüzden yani telefonu ilk elime aldığım zaman kenarlarının köşeli yapısı beni birazcık rahatsız etmişti. İlk etapta öyle bir şey var. Yalnız kullanım ilerledikçe daha fazla alışmaya başladım. Telefonun ekranı inanılmaz küçük. Yani 4 inç. Şöyle de bir şey var. Bu benim ilk kullandığım, yani daha doğrusu cebimdeki ilk kullandığım iPhone değil. İlk kullandığım iPhone 3G idi. Türkiye'ye ilk girdiğinde satın almıştım. Ve o zamanlar ben bu telefonu kullanıyordum. Şimdi işte notlar, çizimler vesaireler denedim. Parmaklarla bir şeyler çizmeyi denedim. Tamam, çok hızlı, çok seri bir şekilde akıyor her şey. Ama ekran inanılmaz küçük. Şu sen daha önce kullandığın ekranı şimdi 6 kullandıktan sonra küçük diyorsun değil mi? Evet, yani ilk zamanlarda bu kadar etkili olmamıştı. Ama 6'yı kullandıktan sonra buna geri dönmek çok büyük bir problem. Yalnız bu demek değildir ki aletin artıları yok. Arka kamerası gayet güçlü. Yani 12 megapiksellik kamerayı ben çok başarılı buldum. Güzel görüntüler yakalayabildim. Odaklama konusunda hala Apple'ın makro çekim odaklama sıkıntıları devam ediyor. Onlarla ilgili bir problem yok. Ön kameraya çok fazla laf söyleyesim vardı. Telefonu aldığım andan itibaren nasıl da şey kinli yaklaştıysak alete yandım. Sen büyük bir ihtimal benim dolduruşuma geldin. Yok, ben önceden dolu geldim. Öyle mi? Ben tamam. Beni firmaya dolu getirdiler. Okey, tamam, tamam. Öyle bir şey. Sen vardı. Eğer şey, doğuştan doluysan hani söyleyecek bir şeyim yok ama ben şey yaparım. Etrafımdaki insanları Apple ürünlerine karşı iyi doldururum. Yani bana karşı şey olması lazım, herkesin tetikte olması lazım. Ön kamerayı kötüleyecektim ama çektiğimiz fotoğrafları zaten video içinde göreceksiniz. Bol bol kendi şapşal pozlarımı çektim ve bunları çekerken bir ekranın ışığın az olduğu yerde flash olarak kullanılması teknolojisi güzel, başarılı bir şey ortaya koyuyor. Yani hoş ışığın yakalandığı fotoğraflar çekti. Bir ikincisi ise kabul edilebilir kalitede görüntü veriyor. Zaten kabul edilebilir lafı aslında iPhone SE'yi birazcık anlatan laf bir noktada. Genel konsept değil mi? Genel yani konsepte kabul edilebilir olmak. Çünkü şöyle bir şey var. Geldiğimde ofise konuşuyoruz, işte nasıl buldun, nasılsın, telefonla rahat mısın diye sorduklarında bana şu cümleyi kurdum. Eğer iş ve yaşam tarzım biraz daha farklı olsaydı gidip satın alacağım telefon kesinlikle bu olurdu dedim. Neden diye soru sorulduğunda cevabım şu.
Biz telefondan sürekli mail yazan, telefondan mesaj yazan, sıkı sıkıya telefonunu kullanan, işte orada makale okuyan vesaire yapan insanlarız. Böyle bir hayat tarzımız var. Bu bizim iş için de geçerli, sosyal yaşamımız için de geçerli. Ama bu kadar telefona bağlı bir kişi olmasaydım eğer, hatta Yıldıray abinin konuya dair örneği işte sahada çalışan bir inşaat sektöründe kişi olsaydın nasıl olurdu gibisinden bir örnek oldu. O zaman bence bu rengini tercih etmezdin. İnşaat şantiyede, mantiyede falan. Şantiyede evet, bu renk bozar birazcık. O konuda kesin bir sıkıntımız var. Ama telefonla bu kadar fazla vakit geçirmiyor olsaydım eğer, kesinlikle tercih edeceğim ve istediğim anda istediğim şeyi yapmasını sağlayacağım alet bu olurdu. Çünkü dediğim gibi çok hızlı çak diye çıkarıp yani anında menü hiç bekletmeden her şeyi çıkarıyor. Fotoğrafını açıp istediğim şeyin fotoğrafını çekebilirim. Her şeyi live foto olarak parmağımı yavaşça değdirdiğim anda görebiliyorum. Hiçbir şekilde menülerde ya da kendi içindeki ek hani parçalarda diyebileceğim bir yavaşlık, bir bekleme yok. Ekranı işte çektim, hemen sosyal medyaya koydum. 3 tane hashtag yerleştirdim ve bastım geçti mi demek için çok yeterli. Telefonda bir şey okunmuyor, telefonda bir şey yazılmıyor. Ama dediğim gibi zaten kullanıcı kitlesi bu hedefle hareket eden bir ürün değil. Ve hani başlangıç fiyatını da düşününce tekrar bu hıza, bu performansı 1999'dan başlıyor fiyatı bu arada. Hı hı. Ve bizim elimizde tuttuğumuz ürün de 2399 lira. Lütfen 1 lirayla da. Evet, hakkını yeme lütfen. Aynen. Ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben şu anki halimle, şu anki Sarp Kürkçü olarak bu telefonu almazdım. Kesinlikle abi sana da önermezdim. Benim zaten evvelde anlayacağımı 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsun. Ne onu ne de piyasadaki herhangi bir iPhone'u. Hani... Gizli gizli iPhone yastıkları öyleydi diye. Yani şey, ama kullanıcı kitlesi bambaşka olan bir zümreye kesinlikle önerebileceğim bir telefon. Ve ben bu kadar fazla telefona ısınabileceğimi, hiç elimden kaymıyor, sıkı sıkıya tutabiliyorum. Serçe parmakla telefonu sürekli dengede tutmaya çalışma gibi bir derdim yok. Her yerine tek elle rahat rahat ulaşabiliyorum. Ve yani bütün işlerimi bu 3-4 gün boyunca gayet rahat yerine getiren bir cihaz oldu açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var. Büyük bir ihtimalle Apple Steve Jobs'un minivansı üzerinden ilerleseydi, yani iPhone'un boyutunu büyütmemiş olsaydı, o zaman biz bunların hiçbirisini konuşmuyor olacaktık. Çünkü iPhone 6 da o zaman yine bu ölçülerde çıkmış olacaktı. Ve yine geleneksel olarak 4 inçe devam ediyor olacaktık. Evet. Şimdi iPhone kullanıcısı arada büyük ekran zehrini aldığı için, senin gibi sen de o zehri almış bir iPhone kullanıcısı. O yüzden şimdi bunu küçük buluyorsunuz haklı olarak. Kesinlikle. Genel anlamda ise ben bir Android kullanıcısı olduğum için zaten yıllardan beri, yani bilmem kaç inçten bilmem kaç inçe kadar bilmem farklı cihaz kullandığım için, büyüdükçe daha konforlu bir kullanım sunduğunu zaten biliyorum Android ekosisteminin. Burada senin, bizim bir önce çektiğimiz zaman henüz yayınlamadığımız videoda söylediğim bir laf var. Apple CEO'sunun sunumda kaç milyon tane? 30 milyon. 30 milyon tane. Yani bir yandan iPhone 6 satarken iPhone 6 sattıkları sürede 30 milyon tane de 5 ve 5S. Yani daha küçük cihazın onu kastediyor. Tabii ya, yani 5C falan. 5C falan. Ya yani 5 seviyesinde 30 milyon tane daha dünya çapında sattıklarını söylemiş. Aslında bu cihaz tamamen öyle bir şey. Yani o videoda da söyledik zaten. Apple'ın 4'ün segmentinden çıkmama niyeti. Bu cihaz şu anda dünyadaki en kuvvetli, en güçlü 4 inç telefon. Bunu da yadırgamak lazım. Çünkü A9 öyle bir işlemci ki bizim Android ekosisteminde tanıdığımız, bildiğimiz birçok tabletten bile daha iyi performans sağlayabilen bir işlemciye sahip bu. Ve hani o yüzden de şeyin, iPhone 6'nın işte senin söylediğin gibi 4 inçlik kutu içine sığdırılmış versiyonu ya da işte bizim hani geyik yaparken anlattığımız gibi ellerinde kalan 5S kutularında hadi iPhone 6S'ye çıkartalım da, şey iPhone 6'ya çıkartalım da, iPhone S'ye çıkartalım da şu kasalı elimizde kalmasın diye geyik, evet, çektiğimiz versiyonu. Ama aslında şunu kabul etmek lazım. Gayet, yani teknik anlamda bakıyor olursak gayet kuvvetli bir telefon. Yani Apple markası olsun ya da yani iOS kurulu olsun ya da Android kurulu olsun, bu donanımda hiç fark etmez. Kuvvetli bir cihaz ve gerçekten kuvvetli bir cihaz. Ama tabii şöyle de bir şey var. 4 inç telefon ekosisteminin en kuvvetli telefonu doğru, ama mesela ben bu videoyu çekmeden önce teknoso.com'a baktım. 4 inç bundan daha pahalı telefon da yok.
Evet. Yani hani kuvvetli eyvallah, herhangi bir sorun yok ama bundan daha pahalısı da yok. İşte Apple'ın şey yaptığı, ne derler, duyurduğu bazı özellikler var biliyorsun şeyden. Mesela şu an arkadaşlar tablette Apple'ın web sitesine bakıyorum zaten. iPhone 5 ise kıyasla 2 kat daha hızlı CPU performansı diyor. iPhone 5'i GPU olarak da 3 kat olması lazım. 3 kat da, evet, yani daha hızlı CPU'da da şeyi var, 3 kat daha hızlı. Ben çok daha verimli bu arada alet. Şu anlamda verimli. Telefonun pil ömrü benim kullanımım. Tam onu soracaktım. 5S'ten çok az miktarda daha yüksek şey olarak, mega amper olarak, mega amperi var içinde. Çok az daha yüksek ama arkadaşlar olay şu, ekran boyutu küçüldüğü zaman doğal olarak çözünürlük de bir miktar küçülüyor. Hı hı. Çözünürlük de bir miktar küçüldüğü zaman bu ekrana gelen görüntünün, yani renderlanan görüntünün getirdiği iş yükü azalıyor. O yüzden bu alet benim kullanımımda, normalde telefon bana 1 ila 1,5 gün yeter. Ben bu alette 2,5 günü gördüm. Anladım. Yani bunun pil optimizasyonu daha iyi oldu. Şimdi, 6'ya kıyasla. Hem öyle hem de bir de dürüst olmak lazım. Telefonu eskisi kadar kullanmadım. Hani çıkarıp 2 oyun atayım demedim çünkü küçük. Yani içimden gelmedi diyorsun. Aynen, yani öyle bir şey yok. WhatsApp'ta eskisi kadar fazla yazışmadım, şey yapmadım. Benim mesajı o yüzden geç cevap verdin yani. Ya evet. Şey yaptın mı? Video falan çektin mi cihazda? Cihazla video çektim, onu da zaten paylaşır mısın arkadaşlarla? Evet. Arkadaşlar, okay, tamam. Görecektir. 4K video çekebiliyor, ağır çekiyor. Bir şey soracağım sana. Bu iPhone 6'nın 240 FPS pardon. Okay. iPhone 6'nın, ama seninki 6S değildi, 6'ydı değil mi? 6 benimki. Okey, yani sen zaten şeydi, live foto filan sende yok. Ben yok, ben kullanmadım, okay, tamam. Ama 3D Touch özelliği yok zaten telefonda. Şeyi soracaktım, seninki 6S olsaydı, yani insan bir kullanıcı olarak o live fotoya filan ihtiyaç duyuyor musun? Bunda hani yine dönüp baktın mı nasıl olduğuna? Ben açıkçası live fotodan çok keyif aldım. İlk kez bunu da kullandın çünkü. İlk kez bunu da kullandım ve yani ben live fotoyu çok şey bulurdum. Hani anlamsız, geliştirecek hiçbir şey bulamadılar abi. O yüzden geliştirdiler diye. Bir noktadan sonra çektiğim fotoğrafları tek tek basıp böyle ya ne güzel. Parmak izi okuyucusuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani 6 ile... Benimkinden hızlı keşke kullanmasaymışım diyorum. Öyle mi? Evet. Kıskandın yani. Kıskandım. Sonrasında kendiminkine geri dönmek zor oldu birazcık. Yani bu tabii birazcık şey, hani tiyatral bir şekilde abartıyorum arkadaşlar. Hı hı. O kadar müthiş bir fark söz konusu değil ama parmak izi okuyucusunda da gerçekten 6S kalitesinde bir performans ortaya koyuyor alet. Bu arada bir yandan da live fotoda basıp fotoğraf. Şimdi tabii şöyle, 4 inçlik bir retina ekranı olduğu için bu cihazın ne gösteriyorsan göster güzel görünüyor. İşte tek sorun senin söylediğin o küçüklüğe alışabilme sorunu. Eğer o yüzden hali hazırda iPhone 6 olmayan bir iPhone kullanıyorsanız, yani büyük ekranın nimetlerini henüz şey yapamadıysanız, avucunuzun içine alıp keşfedemediyseniz, bu da ne demektir? 5S'e kadar olan, 5S'e dahil olmak üzere 5S'e kadar olan telefonlardan, iPhone'lardan birini kullanıyorsunuz. Bunu kullandığınız zaman bu bizim küçük ekranı dönüşle ilgili söylediğimiz negatif hiçbir şey yaşamayacaksınız demektir. Sizin için aynı çünkü şey. Size daha iyisi sunulmadığı için bugüne kadar, daha iyisini bilmediğinizden bunu default olarak, geçerli akçı olarak kabul edeceksiniz. Öyle olmasa bile, yani benim gibi ya da Sarp gibi daha büyük bir ekrandan sonra bunu elinize almış olsanız bile, o Apple'ın ürettirdiği, iPhone'larda kullandığı Retina ekranın kalitesinin ne olduğunu bunda görüyorsunuz zaten. Ve iş şeye geçiyor, keşke biraz daha büyük olsaymış da şunu daha konforlu kullanabilseymişim, görebilseymişim mi falan geçiyor. Evet, genel olarak benim söyleyeceklerim bunlar. Senin sormak istediğin özel bir şey var ise. Bir şey söyleyelim teknik anlamda. İşte 4.5G'yi destekliyor bu cihaz. Aa, evet, tabii. Onu şey yapma söylememek olmaz. Ekranı 4 inç, sabahtan beri şey yapıyoruz, söylüyoruz. Ağırlığı 113 gram. Yani aslında şey değil, öyle çok ağır falan bir telefon değil şey anlamında. Hı hı. Tüm iPhone'larda olduğu gibi arttırılabilir de hafıza falan gibi bir şeyiniz yok. Ne derler, şansınız yok. Boyut olarak da işte birçok arkadaşınızda gördüğünüz gibi 5S'li aynı boyutlarda. Tekrar şu kadar, en bu kadar bilmem ne falan diye söylemeye gerek yok. Genel anlamda donanımsal açıdan baktığımız zaman RAM, işlemci, kamera kalitesi vesaire gibi
üst seviyede bir cihaz. Bunu kabul etmek lazım. Bence tek eksiği, daha sonra tek fazlası fiyatı. 1999 liraya da 2000 liraya da işte bizim bu elimizde tutup 2400 müydü bu? 2399 pardon. Lütfen. 2399 lira bence 4 inç bir telefon için biraz yukarıda bir rakam. Ama sonuç olarak şöyle bir şey var, zaten iPhone kullanıcıları bunu dert eden insanlar değiller. Bir önceki o yayınlayamadığımızı söylediğimiz videoda da söylediğim gibi düşüncem değişmiş değil Sarp benim. Senin değişmiş anladığım gibi. Ben şunu düşünüyorum. Henüz 6 ailesine geçmeyen her iPhone kullanıcısı bunu alıp rahatlıkla kullanacaktır diye düşünüyorum. 6 ailesinden dönenler de bir süre oh ne güzel elime sığıyor filan diye mutlu mutlu kullanırken bir süre sonra aman bunda da hiçbir şey göremiyorum ya deyip tekrar 6'ya yani daha büyük bir telefona şey yapmak, upgrade olmak isteyeceklerdir. Onun dışında da bugüne kadar farklı farklı nedenler yüzünden iPhone alamayan, farklı nedenler işte bütçesel vesaire vesaire gibi nedenlerden iPhone alamayan ya da hiç denk gelmemiş insanlar 2000 lira diye kalkıp bunu alacaklardır. Bu insanların hiçbirisi bence bunu aldıkları için, S'yi aldıkları için teknik anlamda en ufak bir sorun yaşamayacaklar. Ekran konusundaysa? Ekran ve işte pil ömrü konusundaysa yani mesela bence majör eksi fiyatı. Yani cihazın eksilerini söylemek gerekirse majör eksisi bence fiyatı. İkinci derecedeki önemli eksisi ekranının boyu. Ama tabii bu biraz şey, ersince bir eksi. Çünkü mesela öyle insanlar çıkacaktır ki ben büyük ekran istemiyorum abi 4 inç bana yeter diyecektir. Eyvallah, onun için öyle bir sorun yok zaten. Üçüncüde de tahmin ediyorum ki pilde ne kadar bir optimizasyon yapılmış olsa bile 6 ailesinden geçen insanlar için şey gelecek diyor bu pil kullanımda, yetersiz kabul edilecek. Yani 5 ailesinden buna geçenler belki çok fazla şey yapmayacaklardır. Çünkü biliyorsun iPhone 5 ve türevlerini kullanan herkes bir şekilde kabloyla bir yere bağlı dolaşıyor. Her girdikleri mekanda şarj cihazınız var mı? Ne diyor? Şarj. Şarjın var mı diye soruyorlar yani onlar alışıklar zaten şeyi ne derler şarja bağlı olmaya bir şekilde. Ama tabii benim gördüğüm kadarıyla mesela senden de gördüğüm kadarıyla Yıldıray'dan da gördüğüm kadarıyla 6 kullananlarda o şarj sorunu eskisi kadar majör bir sorun değil artık. Hayatta kalabiliyoruz biz. Aynen öyle. 6'dan buna dönenler şey yapacaklardır, o şarj sorununu biraz olsun yaşayacaklardır diye varsayıyorum. Yoksa bu saydığım 3 tane dışındaki benim söylediğim her şey kişisel olarak iPhone'larla aramın iyi olmamasından kaynaklanıyor. Cihazın hani bu 3 taneden başka bir şeyi yok. Peki o zaman. Benim bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bunu hep bunu diyorum. iPhone SE arkadaşlar. Yani. Ya ben işte senin de dediğin gibi 4 inç olan ekranla sıkıntısı olmayan, telefonla bizim kadar fazla vakit geçirmeyen insanlar için güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Fiyat konusunda argümanına kesinlikle karşı değilim. Kesinlikle katılıyorum. Yani yüksek bir fiyattan giriyor. Ama o genelde Türkiye'deki fiyatların da biraz uçuk ve pahalı olmasıyla alakalı bir şey. Bugün sabahleyin yine bambaşka bir telefon için konuştuk. Türkiye fiyatı yaklaşık 2700 olacak diye ve hani çok pahalı. Kimse vermez bu fiyatı diye üst üste söyledik açıkçası. Yani genel olarak o bir problem ama ben beklemediğim kadar sıcak buldum telefonu arkadaşlar. 6'dan geçmiş olmama rağmen sıcak buldum. Ben şeyi de söyleyeyim bu arada. Apple'ın bu cihazlarda yeni ürettiği renkleri de ben beğeniyorum. Yani mesela bunu da beğeniyorum. Bu rose gold dedikleri hani 6S'te aşağı 6'da gördüğümüz rengi de beğeniyorum. Rose gold bu muydu? Rose gold. Bir de bunun daha düşük şeyi var. Şuna benzer bir renk var. Normal gold. Normal gold'u. Okey şey, tamam. Gold deniyor tamam. Ona da yine. O yani hani bu siyah ve beyazdan farklı olarak Apple'ın sunmaya başladığı diğer renk seçeneklerini de beğeniyorum. Ve mesela bu bence aynı şey. Eminim birçok kadının şey yapmak isteyeceği, sahip olmak isteyeceği renkte bir telefondur diye tahmin ediyorum. Farklı bir renk. Bu arada şeyi de söyleyelim arkadaşlar. Hiçbir yerde geçmiyor, mevzusu açılmıyor vesaire ama 6S donanımı olduğu için Apple Watch'u da desteklediğini ve Apple Watch'ta da çok uyumlu, düzgün çalıştığını söylemekte yarar var. Ama hiçbir yerde bunun lansesi yapılmıyor. Bilmiyorum niye yapmıyorlar. Yani Apple Watch'u ilk çıkarttıkları zaman 6 ile birlikte kullanılabileceği konusunda epey bir şey yaptılar. Yaygara çıkardılar. Ki 5S'e ama kadar geri gidiyordu. Desteği vardı yani.
Böyle bir şey de var. Bir de şeyi söyleyip kapatalım. Seyircilerimiz görmüşlerdi. Benim önümde bir tane iPad tablet var. Bu benim hayatımda kullandığım ilk şey Apple tablet ve işte bir 4-5 günden beri bunu kullanıyorum. Şöyle logosunu göstereyim de hani Apple olduğu belli olsun. Yani ben şey olarak. Aynen öyle. Ya bizim eve şu taraftan gidiyor. Göstermediysem eğer. Şunu biraz daha kurcalayayım arkadaşlar. Sarp'la birlikte bununla ilgili bir şeyler de kalkar söyleriz diye tahmin ediyorum. Ama bana biraz zaman verin. İlk önce şu yapıya biraz şey yapayım. Alışayım, ondan sonra konuşalım üstünde. Kapatalım mı videoyu? Tamam, kapatalım diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen görüşlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Biliyorsunuz yazdığınız her şeyi okuyoruz. Beğenenler like, beğenmeyenlerden de dislike'ları da bekliyoruz. Öyle çok fazla bir şeyimiz yok. Aman bizim videoda bir dislike etmeyin, daha çok like edin falan diye bir egomuz yok. Sevin bizi. Ha bizi sevin, o ayrı ama hani bence beğenmediğiniz zaman dislike de edebilirsiniz. O oranlara da bakıyoruz. Like ve dislike oranına da bakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Var. Apple ürünleri arasında yeni olan, yani daha doğrusu telefonlar arasında yeni olan 3D Touch özelliği bu telefonda yok. Onu net olarak belirtmek lazım. 6S'den aslında şey olarak, yani 6S'e eklenen bu özellikler var ya, işte live foto filan dediğimiz. O tüm o özellik paketinden aslında tek eksik olanı 3D Touch özelliği bu şeydi. SE'de, iPhone SE'de. 3D Touch'ımız yok. Bir de ön kameranın çözünürlüğü normalde iPhone 6S'te 5 megapiksel civar. Hani bir nevi baba figürümüz. Ve onun yanına gidiyoruz tekrar. Mirror's Edge her zaman için bu kırmızı renkli yerleri takip etmek üstüne kurulu olmuştur. Bu da aslında bayağı detaylı yapılmış olan, şöyle haritayı göstereyim. Hani bayağı detaylı olan bu dünyayı çoğu zaman es geçmek anlamına geliyor. Ups, orada biraz fazla sert.